Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 72 آيات. أستعيذ بالله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإسلينلر معنى إذ كليبت إذ كليم شنو إسلينلر برادي كوبنچا. اذكروا o'shanda sizlar bir nafsni o'ldirdilaringiz va bu nafs to'g'risida tortishdilaringiz, faddaratun tortishdilaringiz va bir-birlaringizga to'nkadilaringiz degan ma'nosi ham bor. Va Alloh sizlarning yashiradigan bo'lgan narsalaringizni chiqaruvchidir. Tafsiri va iz qultum nafsan faddaratun fihi فيه إدغام الدال في التاء أي تخاصمتم وتدافعتم فيها فالداراتم أصلا تداراتم بجان سر قانون لارجة كلا تا حرف دالجة إدغام بولد إدداراتم بولد تا دالجة إدغام بجان لكن سكن بلان باشلاشلك ممكن بوما جانلك için حمزاب كلند كسرلك iddaratun bulu. Lekin fa bo'lganligini sababidan u hamza vasliga tushib ketdi. Faddaratun fiha ay taxosamtum tortishdilaringiz va tadafa'tum daf qildilaringiz. Ya'ni har kim boshqasiga to'nkayapti. O'zidan uzoqlashtirib, biz o'ldirganimiz yo'q, falonchi o'ldirgandir, yo sizlar o'zlaringiz o'ldirdilaringiz deb tortishyapti. Vallohu muhrijun, ya'ni muzhirun va Alloh taolo chiqaruvchidir, ya'ni izhor qiluvchidir. Ya'ni muhrijun nimaga muzhirun deyapti? Chiqaruvchi deganda hali yo'q narsani chiqargandek. Agar muzhir bo'lsa, izhor ya'ni yashirilgan narsani ochishlik degan ma'noda. Va Alloh taolo izhor qiluvchidir, bildiruvchidir, ko'rsatuvchidir. Ma kuntum taksumun sizlarning yashiradigan bo'lgan narsalaringiz. Min amriha, ya'ni o'sha nafsning ishidan iborat bo'lgan. Min amri nafs, ya'ni o'sha inson to'g'risida o'ldirilgan inson to'g'risida sizlar yashiryapsizlar. Bilasizlar qotil kimligini, kim o'ldirganligini juda yaxshi bilasizlar. Lekin bilib turib yashirib fitna qilyapsizlar, fasod qilyapsizlar. Alloh subhanahu va taolo buni o'rtaga chiqaradi. Va hadza i'tirobun va bu e'tirozdir, ya'ni jumla e'tiroziyadir. Va huwa avvalul qissati, bu qissaning avvalidir. Ya'ni aslida bu qissaga qanday o'tilindi? 67-chi oyatga kelganda Bani Isroilning o'sha ba'zilari maymun to'ng'izga aylangandan keyin u qissa bitgandan keyin Alloh taolo 67-chi oyatda va yuqala Musa li qavmihi. O'shada Musa qavmiga aytdiki deb boshlandi. Hozirgi o'qigan oyatimiz shu yerga kelishlik kerak. Wa iz qataltum nafsan fadaratun fiha wallohu mukhrijum ma kuntum taktumun. Esdilar o'shanda sizlar bir insonni o'ldirdilaringiz va uni to'g'risida bir-birlarga to'nkadilaringiz. Biz shunday boshlanishlik kerak. Undan keyin Musa alayhisalom Alloh taolaga duo qiladilar. Ba'zan Alloh subhanahu va taolo oyatlarning tartibini voqelikka xilof qilib keltiradi. Buni albatta hikmatlari bor. Buni ba'zi mufassirlar noto'g'ri tushunadi. Oldingi masallar oldin bo'ldida, keyin inson o'ldi deydi. Bu to'g'ri kelmaydi. Inson o'ldirildi. Shuning uchun biz shu qissaga kirganimizda, shu voqeani bayoniga kirganimizdayoq bir qatl sodir bo'ldi, Musa alayhisalomdan talab qilishdi, keyin Musa alayhisalom Allohga duo qildi deb boshladik. Lekin ba'zi mufassirlar oyatlarni tartibiga qarab turib, noto'g'ri tushunishadi.
Elçedeki yukarıdaki müzakereler adam ölüşüden aldım buydu. Kiyin adam öldü diyor. Peki ne doğru? Allah subhanehu ve teala bir de hazır vakiyelikini tertibine hılaf halette ayetlerine tertibini zikir kıldı. Bunu sizler başka kitaplarda okuyabilirler. Aytilindi bazen maksat keçiktirilirdi. Mevsuf keçiktirilirdi. Mahkum keçiktirilirdi. Hüküm verilir için ise, asıl gaye bugün ise keçiktirilirdi. Sıfatlar beyan kılınırdı. Demek ki asıl nesliğinizde şavukiz, zavukiz, kızıkışı ziyade buluştuğu için. Mesela aytilindi ki, mahallemizde bir insan var. Nihayette yaşlı insan, hemme onu yaş görürdü. Hemme hürmet görürdü. Alim, takvadar diyen sıfatlarını getirirse kızıkarsın. Kim eken bu? Uylanıştı başkası. Zeki aklıcıdan mahalledeki adamlar utular. Yağmur dedi ki, kuşnumuz falancı, Ahmet Ege. Dese, kim bazen siz Cem Günçeli'yi mahtar edilen kişiyi mahsede ki o değilsiniz. Şimdi bahşede sizin yere kuşnumuz Ahmet Ege var ki, şu alim, takvadar falan siz, aldın Ahmet'e geldiğinizden ki işitti de fayan gelmesi işitmesini gelmemdir. Asıl bugün yaptı keçiştirişliğinden maksat işleyip duyanlarının kızıkışını köpertirişlik. Allah-u Teala şunun için bunu keçiştirdi. Macaradan bir tane zikir kıldı Allah-u Teala. Hazır ki vakitte adab yaşınaslar diyen karasız kitabı yazıyanda en kızıkarlı kitaplarına bir tane kitabını başlayıp bir cennetinden başlanır. Haydi ki bir tanıya Ahmet bilen Mahmud tartışıp geçti. Bir tartışıldı zikir kıladı ki o bölüm bitkenden ki Ahmet kim bunu tanıştırdı, Mahmud kim bunu tanıştırdı. Kızıkarsızdı. Başından Ahmet diye adam falan yerde yaşardı, Mahmud diye adam falan yerde yaşardı. İkiler falan yerde okuyanı vardı. Ki daim tartışıp oturuşardı. Sadece kızıkarlı bu mevdu. Bir tanıya tartışıldan başlasa kızıkarlı bu mevdu. Yani bir yıldın biz bülçeli bayan kılıçdık ki muhtaç bugünlüğümüzü sanırdı. Oysa bazı müfessirler uzlar içe vakiliğinin tertibine, ayetlerine tertibine doğru gelişlik gerek. Demek ki adam öldürüşlük kim buldu diye hata tafsirini rahat kılıçdık için bülçeli bayan kildir yaptız. Ve bana İmam-ı Suyuti yemeyti yaptı. Ve hâzı yetirazun. Ve hu avvalul kıssati. Bu kıssanın evvelidir diye yaptılar. Şu kıssanı başta etkenimizdek. Oşa bay avrolü adam öldürüldü. Lekin öldürgen katil ma'lummez. Hemen birbirine tünkeyip. Kale fedde ra'tum fiyha. Hatta cencel buldu. Birbirine tünkeyip. Fitne çıkardıken, cencel çıkardıken, hatta uruş çıkardıken halet çekildi. Ondan ki Musa aleyhisselam da aldı gelişip Allah'a dua kılın, Allah'a tara halksın. Degen de Allah şu ayetlerde nazım kılıp haber verdi. Ve Allah dedi ki vallahu muhricun Allah Teala çıkarıcıdır diye. Vallahu yuhricu demeyip. Allah çıkarır demeyip. Demek ya? Yani nahu kitaplarda köp okudularız. Fil teceddütke davet kıladı. Yengilenişlikke. İsim ise istimrarge, devamilikke davet kıladı. Allah Teala dedi ki min çıkarıcı mende yani min silahına hemen silahı çıkarıyor ama Ahlisler köp neselerde yaşarasılar. Köp hıyanatlar kılasılar. Köp cinayetler kılasılar. Min hemmesini çıkarır hemen. Şu mananı ifade kılıçı güçün. Muhricun çıkarıcı diye. Eğer yuhricun ise çıkarırdı bulakta. Onda şu vakiyanı uzaya has bu kalışı mümkün. Sılar yaşar yaptırken neselerde Allah-u Teala çıkarırdı. Peki hani gelecek diye ne kılasılar onun meselesi başka. Onge kirmeyelik diye manada. Şimdi Allah-u Teala bir yerde can kılı yaptı. Mâ kuntum tektumun. Sizlerinin yaşadığı bugün meseleleriz diye yaptı. Bilgenler aslında az. Bazı haberler yakalayan da bir kişi. Bir kişi öldürüyor halas. Bazı haberler yakalayan da iki kişi bugün. Bazı haberler yakalayan da bir neçe kişi bugün. Eğer bir neçe kişi bugün olsa kuntum tektumundur. Can kildirişliği doğru. Eğer bir kişi ya iki kişi olsa can sigası kildirişliği kavmiye nispeten buraya. Katiller ki anıq biladi. Lekin başkalardan bazı seziyat diyor. Lekin ortaya ilim, doğru ilim koyulmayat.
Adamlar cahil bo'lganligi uchun darhol qavm parastlik bo'lib ketyapti. Har kim o'zini qavmini, o'zini qabilasini tarafini olib, nima bo'lsa bo'lsin, bizniki haq, sizlar noto'g'ri deyapsizlar. Shuning uchun Alloh taolo hammasiga nisbat beryapti. Va bu oyatni biz mana shunday olamiz. Vallohu muhrijun ma kuntum taktumun degan oyatini shunday olamizda bu oyat ko'zimizni o'ngiga yozib qo'yaylik. Hech qachon ko'zimizni o'ngidan bu oyat o'chmasin. Yaxshilab qarang, vallohu muhrijun ma kuntum taktumun. Mana bu bizga hayotimiz oxirigacha va butun insoniyat uchun qiyomatgacha bir qoida kulliya, büyük bir nasihat bo'layaptiki, sizlarni yashiradigan narsalaringiz Alloh chiqaruvchidir. Ey insonlar, biz doim aytyapmiz, bu oyatlar 3 xil ta'siri bor. Biri avvalo Bani Isroilga, ikkinchisi bizga, keyin butun insoniyatga. Alloh taolo butun insoniyatga aytyaptiki, ey insonlar, sizlar yashiradigan bo'lgan narsalarni men chiqaruvchiman, chiqaraman deyapti. Shuning uchun endi yashirib gunoh qilib yurgan insonlar darro tavba qilsin. Alloh va'da beryapti, o'zining kitobida xabar beryapti. Vallohu muhrijun. Alloh chiqaruvchidir deyapti. Shuning uchun kimiki yashirib, maxfiy holatda birovlarga bildirmasdan gunoh amallar qilib yurgan bo'lsa, darro o'zini isloh qilsin. Darro o'zini to'g'irlasin. Gunohlarini tark qilsin, tavba qilsin Alloh taologa. Allohga oson, agar tavba qilsiz, shu oyatni eshitdingizmi? Bas. Allohdan qo'rqib, Alloh rizosi uchun har qanday gunohingizdan tavba qilib, ya Robbi, gunohlarimni kechirgin va yashirgin, siz Alloh yashiradi. Bildirmaydi uni. Kechiradi ham, ammo shuni eshitib turib, sal ta'sirlanib, 5 daqiqa, 10 daqiqa ta'sirlanib, yoki yomon ekan, xatarli ekan, lekin dars bitgandan keyin, ya bir kundan keyin, 2 kundan keyin mayli nihoyatda maxfiy qilamanda yoki sal kamaytirib qo'yamanda desiz, unda oyatni zoya qilgan bo'lasiz va Allohga qasam ichib aytamanki, o'sha gunohingiz ertaga yonsa indinga, bo'lmasam bir oydan keyin yoki bir yildan keyin baribir chiqadi. Baribir chiqadi. Yashirolmaysiz. Gunohni yashirolmaysiz. Shuning uchun bizda aytadiku, kasalda yashirsin, istimasi oshkor qiladi deydi. Gunohingiz baribir chiqadi. Maxfiy holatda nima qilyapsiz? Aroq ichyapsizmi? Ertaga chiqib qoladi. Yashirib sigaret chekyapsizmi? Ertaga chiqib qoladi. Yashirib boshqa nomussizlik qilyapsizmi? Chiqadi ertaga. Yashirib hech kimga bildirmasdan fitna fasod qilyapsizmi? Chiqadi ertaga. Baribir chiqadi. Alloh aytayapti buni. Vallohu muhrijun ma kuntum taktumun. Sizlarni yashiradigan bo'lgan narsalaringizni Alloh chiqaruvchidir. Shuning uchun ba'zi hadislarda keladiki, Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan hadisda, agar inson qattiq bir toshni ichiga kirib amal qilsa, qattiq bir mustahkam tosh, hech qanday darvozasi yo'q va hech qanday derazasi ham yo'q, baribir mana hadisda kelyapti, xaraja amaluhu ilan nas kainan ma kana. Amali nima bo'lsa bo'lsin, baribir uning amali insonlarga chiqadi baribir. Baribir chiqadi. Alloh taolo bildiradi, chunki Alloh aytayapti buni. Bu oyat albatta xato ishti holatda yurganlar uchun bir qo'rquv, lekin ba'zi oyatlar uchun bu bashorat. Ba'zi insonlar uchun bu oyat bashorat. Ya'ni Alloh taolo mutlaq aytayapti. Sizlar yashiradigan gunohlaringizni nima yapti Alloh taolo? Yashiradigan narsalaringizni chiqaraman deyaptimi? Demak, ba'zi insonlar bor, yaxshiliklarini yashirib yuribdi. Masalan, tahajjud namozini o'qiydi doimiy shaklda, lekin odamlarga maqtamaydi, aytmaydi, odamlar bilmaydi. Odamlar bilsin deb o'ylamaydi ham bu odam. Alloh rizosi uchun qiladi. Yashirishga harakat qilmaydi. Lekin odamlarni bilish bilmasligi uni qiziqtirmaydi. Alloh taolo shuni tahajjudga mahkamligini chiqaradi baribir. Yoki qalbingizda butun dunyoga islomni hokim bo'lishlik niyatlaringiz bor, orzu havaslaringiz bor. Shuni Alloh taolo chiqaradi. Masjid madrasalar qurishlik, butun islomga, butun olamga xizmat qilishlik, butun dunyodan kufr shirkda adolatni yo'qotishlik orzu umidlaringiz bor, niyatlaringiz bor.
dinge katta xizmat qilishlik maqsadlaringiz, g'oyalaringiz bor. Bu narsalarni yashirib yurgan bo'lsangiz, Alloh taolo ularni chiqaradi. Demak, Alloh taoloning chiqaruvchilik sifati yaxshilikda ham, yomonlikda hamdir. Shuning uchun siz yaxshiliklarni ko'ring, maxfiy holatlarda yaxshiliklarni Alloh taolo chiqaraveradi. Shun bilan mana ko'pchilik insonlarning zihniga keladigan bir mashhur savol yechilyapti. Masalan, doim aytiladiki, ixlosli bo'lishlik kerak, amallarimizni maxluqlarga ko'rsatmasligimiz kerak, bildirmasligimiz kerak, falon degan gaplar ko'p. Lekin biz ko'ramizki, mashhur ulamolar, masalan Imom Buxoriy, Imom Azam Abu Hanifa yoki sahobalar, endi payg'ambarimizning hayotini-yu sahobalar 24 soat tekshirishardi o'rganishlik uchun. Muroqaba qilishardi, boshqa masala. Lekin sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar, Buxoriy va boshqa ulamolarning hayotini ba'zi bir maxfiy yerlari bor. Ularning maxfiy taqvolari, maxfiy amallari bor. Ular ham kitoblarda yozilgan, hamma muzokara qiladi. Agar u kishi ixlos bilan qilgan bo'lsa, qanday qilib hammaga yoyilib ketdi bu degan savol keladi. O'sha savolga mana javob: Vallohu muhrijun ma kuntum taktubun. Sizlarni yashiradigan bo'lgan narsalaringiz Alloh taolo chiqaruvchidir. Ular Alloh rizosi uchun qilgan uni, yashirgan. Lekin Alloh chiqaryapti buni. Mana Shayx al-Islom Ibn Taymiya va uni shogirdlari butun dunyoda sof, tiniq dinni yoyilishligini orzu qilishardi, shunga harakat qilishardi. Butun shirk, kufr, bid'at, xurofatlarni rad qilishlik, ularni yo'qotishlikka harakat qilardi. Lekin o'zining zamonida bunchalik xohlaganidek, iroda qilganidek tatbiq qilishmadi. Hayotga joriy qilishmadi. U kishining zamonida bid'atchi olimlar juda qattiq qarshi bo'ldi. U kishidan keyin ham bo'lgandan keyin ham kitoblarni yoqishlikka, yo'qotishlikka fatvolar berildi. Shogirdlari qamoqqa tashlandi. Lekin hozir qarang, butun dunyoda butun musulmonlar kim bo'lsa bo'lsin, hammasi Shayx al-Islom Ibn Taymiya rahimahullohni yaxshi ko'radi, haqqiga duo qiladi, kitoblardan istifoda qilishyapti, fikrlari tarqagan, hamma o'kishining fikrlaridan istifoda qilyapti, foydalanyapti. Qarang, ularda ham Alloh taolo qalbidagi yashirgan narsalarni chiqaryapti. Shuning uchun nazikorlar aytdimki, siz butun dunyoga islomda hokim bo'lishligini va oyat hadislardan qo'lingizdan kelgancha da'vat qilib, albatta ilm o'qigan, olim bo'lgan holatingizda da'vat qilsangiz, butun dunyoga shu da'vatni yetishligini orzu qilsangiz, Alloh taolo buni chiqaradi. Yetkizadi o'zi Alloh taolo. Maqsadimiz hosil bo'lsa bo'ldi-da, bizni tirikligimizda bo'lish shart emas. Tirikligida bo'lishni shart qilishingiz to'g'ri emas, bu Allohga shirk aralashmang. Buni ustiga nafs aralashib qoladi unda. Qilgan yaxshiliklaringiz shu dunyoda, ya'ni siz borligingizda bilinsa, nafsga ham yoqadigan narsa. Shuning uchun sahobalardan bo'lsak, Alloh taolo hayotdaligimizni ozginasini ko'rsatadi, o'lganimizdan keyin katta qilib chiqaradi keyin. Sahobalarga o'xshab, o'tgan imomlarga, ulamolarga o'xshab. Qarang, o'tgan ulamolarning yaxshiliklari qanchalik ko'payapti, chiqyapti, yana chiqyapti. Sahobalarning yaxshiliklari chiqyapti, Alloh chiqaradi. 73. oyat. Faqulna duribuhu bi ba'dihā. Faqulna. Shundan keyin biz mana shu sigirning ba'zisi bilan uni qotilni, ya'ni o'likni uringlar dedik. Kazalaki yuhillahu al-mauta. Shunday qilib Alloh taolo o'liklarni tiriltiradi. Va yurikum ayatihi. Va sizlarga o'zining oyatlarini, mo'jizalarini ko'rsatadi. La'allakum ta'qilun. Shoyatki aql qilsalaringiz. Aqllaringizni ishlatsalaringiz, deyapti Alloh taolo. Tafsir: Faqulna duribuhu ay qatila. O'likni uringlar dedik. Bi ba'dihā. O'sha sigirning ba'zisi bilan deyapti. Qarang, oyatda mutlaq kelyapti, sigirning ba'zisi bilan dedi. Sigir so'yildi, endi uning jasadini bir parchasi bilan o'likni urishlik amr qilinyapti. Bi lisanihā aw 'ajabi zalabihā fa hayya. Shu molning tili bilan urildi yoki dumining tepasi bilan urildi. Shundaligi o'lik tirildi.
وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه كينتكي meni falancı ve falancı öldürdün dedi. Uzunun emeksin iki oğlunu ne diyordu? Yani, uzunun karındaşları. Bir de yukarıda etkenimizde bir neçen kavullar var. Bazı dedi ki bir kişi öldürgeniydi, bazıları iki kişi öldürgen, bazıları dedi köpçülük öldürgeniydi. Yani o mühimmez o. Ne iki kişi öldürdü? Ve kim öldürgenliği doğrusu diyeyim? Bazı dedi ki emeksinin oğullarıydı dedi. Bazı dedi ki uzunun ciğeni dedi. Bazıları bir begene deydi. Her hıl kavullar var. Onlar mühimmez. Bizge Allah subhanahu ve teala bu kıssanın hissesini ediyor. Kim öldürgenliği, neç kişi öldürgenliği mühimmez. Allah ve Resulü ayetken buysa uzun ayet oranız. Hekim bir de tayin kılınmadı. Ayette mutlaka ayet yaptı. Şunun için biz o meseleye kirmezden bunu tafsilatlarına kirip burada kat'i getirişliğimiz için ayetten ya ki sahih hadisten delil buluştuk gerek. Bu mesela bu tafsilatlara girmezlik gerek. Muhimen mesulat. Lakin Suyuti uzunlu nazlıdaki hakikatke yakın rab bugün kavlu zikir kılı yaptılar. Bana hazır işte sigirinin parçası digende hem tılı ya ki dümünün tepesi dedi. Hazır uzları hem rab kılışadı. Bana ve bata bu adam ki kaydı öldü. Aytgandan keyin odamlar hammasi hayron qoldi o'zini qarindoshi o'ldirgan ekanda. Masalan, ba'zi rivoyatlarda, ya'ni xabarlarda keladiki, o'zini qarindoshlari uni o'ldirishib, eskidan o'rtasida ixtiloflar bo'lgan, janjal bo'lgan boshqa qabilani mahallasiga borib tashab qo'yishdi uni edi. Keyin bu qarindoshlari ertalab bilan mahallada go'yanki uni ziyoratiga kelgan bo'lishib, chaqirib-chaqirib qarasa yo'q. Şimdi canca topalan kılıp, kanı bizi amakimiz, kanı bizi falancımız, kanı bizi pistancımız deyip canca kılışı uzları için mahalle noktaları yaptı. Bilişler de uzları katil. Peki adamları işentirişliği için, yaşırışlığı için. Şimdi başka mahallelerde aktarıp aktarıp, Ali Muhalif bugün ortada eskiden ıhtılap bugün mahallede tavval işte. Sizler aldığından bunu tahtit kübürerdileriz, aldığında ıhtılap vardı, sizler öldürgensiler. Onlara meyledi, vallahi biz öldürmedik. Şundan cenceller kette buldu. Yani bu tafsilatlara bazı kitaplardaki yani sahihmez bunlar. Çünkü bugün buluşuya mümkün, bugün buluşuya mümkün. Lakin şunası anık ki bulaşlar, yani bir cinayet kıladık adam hem cinayetini yaşırıştık için uzunca tedbir kıladık. Allah'a ayet yaptı ki, kuntum taktumun. Yaşırıştılar diye yaptı ki, yaşırıştılar. Ve asıl katil adamlar Musa Aleyhisselam'ın gelişliğini hahleme geldi. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın ikisi açılar idi. Hahleme geldi. Lakin başkaları etti Musa Aleyhisselam'ın bari ile gidiyenler ki onlara mecbur kaldı. Çünkü için kısları baş demesiler geldim ki köpçülük kelemen dedi. Bazılar ki mecbur geldi onlar. Çünkü bilişerdi Peygamber'e bir iş havala kılınken ki beraber hakikat ortaya çıkardı. Çünkü Peygamber'e Allah-u Teala haber geldi. Bu adam haber bergenden ki kim öldürgeni yönetgenden ki öldü kaytır. Bunlar hem mirastan mahrum buluştu ve kut ile öldürülüştü kasas için. Kasas Tevrat'ta en var. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı da en var kasas. Lem yurid te'inel uzvillezi zuribevihil katilu li yahya. Bana İmam-ı Suyuti'yi yaptılar. Ölük tırılıştı için ölükünü ürülgen uzu, yani cesedinin parçasını tayin kılıçdığını Allah-u Teala irade kılmadı. Yani Allah-u Teala'nın muradımız kays parçanı açtık. Şunun için bir ba'diha diyor. İdribuhu bir ba'diha. Şu sigenin bazısından uyuyorlar. Ve leysa'una tayinuhu. Ve Allah-u Teala tayin kılmayan meseleni tayin kılıçdıkken bizi haddimiz hem sığmaydı. İlla bi khabarin sahihin mu'tamadin. Lekin e'timod qilinadigan sahih xabar bo'lsa, shunga suyangan holatda tayin qilsak bo'ladi. Va tayinuhu biduni sanadin huwa min qabili taxarrusi. Bir sanatsiz, dalilsiz holatda tayin qilishlik bu bo'sh narsalarga, xayollarga suyanishlik va botil narsalarni gapirishlikning qabilidandir. Yani bu caiz emas, bu tuhmatga kirib qoladi. Yani Allah-u Teala etmedi.
Mesela ihtivalı var, tili bile uğrayan buluşmayı. Lekin biz eğer dümü bile uğrayan deseyiz. Bazı kitaplarda dedi ki kulu, bazı kitaplarda küreği, bazı haberlerde sanı değillerdi. Her yerlere etilingen. Belki biz mesela tili bile deseyiz, kulu bile bu gendir. Zina kıyken bulamız, onda tuhmet kıyken bulamız. Allah'a tuhmet kıyken bulamız ve Allah'ın kelamını ne doğru tahsil kıyken bulamız. Şunun için kan dekiyken bulsa, şunun dediği şey ayeti uğramız. Şu vakiyenin uzun ayeti listeyi katta bir nesabı, katta mucize bu. Biz yoğurduğu vakitte görmegenimiz, Muhammed Aleyhisselam'ı görmegen, aldığı kitaplardan okumegen. Lekin Allah haber vergeni için ayeti yapız bizden. Ve yukarıda etkilerimizdik, kaysa azabına uğrayanlığı mühimmez şunun için Allah-u Teala onu dayan kımadı. Diyem Allah'ın hikmeti. İlimler iki kısımda bölünedi. Örgenişimiz gereği bu yanı ve örgenmezliğimiz gereği bu yanı. Şu kıssanı Allah-u Teala bize kendi etken bulsa, Peygamberimiz kendi etken bulsa, şimdi örgenemiz etmeyen nesesine kirmiyimiz. Etmeyen nesesine ki günahkar bulamız, hatakar bulamız. Şimdi aytsana mı bulardı dediğin saval kenarı. Kur'an-ı Hadis ki aytmadı. Lekin bazı müllerler uzun bilimden gösterebendir. Bu tiliydi. Tili bilen kıladı. Peki falan fıstan diyen yapıladı yapılışır. Ne mi bulardı? Avamda ortasında ki mallı tiliye nispeten başka bir akide payda bulardı. Bu mallı tili bilesler mi tenliğin arasında? Adamda tili tili yani. Şunun için öyle yaptırırken adamın ya mallı tilini kaynatıp içirse tırlık geçişi mümkün, %90 garantiye var. Kur'an'daki kendidir oradı ki. Ki bir adam ölse karındaşları bu badda hakem değil. Bir adam ölse bu badda adam hakem. Demek ki 100 til pişirip bildiği yaşamadı, ben bunu öldüm. 100 til fayda kımadı bunge, tahsil kımadı ya. Şurada badda adam hakem değil. Şimdi geldiler bari insanların içine. Böyle hayvanlarda kellesini ap koyuşadı. Bazı başka yıllarını ve suyayını ya ki başka bir şimdi paylarını şahlarını asıp işaretini demek ya bana şimdi ne doğru fikirlerden kip çıkarırlar. Şunun için İslam bu meselede etme yaptı. Gerek yok. Etme kendini yakışı, kirme kendini yakışı. Ve suyutiğinin bana şu kendi istedikleri kalsın. Bunu yakışlar yazıp koyuyorlar. وَلَا يَسَعُنَا تَعِينُهُ Allah Teala tayin kılmayan nesleni ve Resulullah tayin kılmayan nesleni tayin kılıçdik ki bize haddimiz sığmıyordu diyordular. İlla bi haberi sahihin lakin sahih haber busa şunda buladı halas diyordular. Bu işlerizde kalsın. Hani bunu bütün ulamalar aytadı bunu. Bütün ahli sünnet dedi ki Kur'an-ı Hadis tayin kılmayan nesleni tayin kılmayımız. Yaşırken nesleni bize yaşıramız. Kılmayımız bu tarafken. Lekin bazen alimler onları hata kıladı. Mesela Suyuti hata kıladı. Yukarıda hata kıldı. Doğru mu? وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ Bu darahtlar, bu darahtı yakınlaşmıyorlar. Degan ayetinin tefsiri de kirdi ki İmam-ı Suyuti uzladı. Bu falan falan darahtı olsa gerek. Buğday olsa gerek. Dip ettik ki. Lekin uyan tayin kılınmagan nesillerden. Bizini tayin kılıçdikimiz için sahih bir haber buluşmak gerek. Sahih bir hadisten delilimiz buluşmak gerek. Eğer ayetten delil bulmasa. Hali köp meseleler geliyordu. İşlerinize kalsın bu. Şu kanunda İmam-ı Suyuti özleri itiraf kıldı mı? Daim tatbik kılıramız şunu. Eğer şu kanunu yakılaf kısa, özünü ziddiye hüccet buluramız. Biz İmam-ı Suyuti ki hatta alım ki, bana Celalayn'da keptiyken meşhur kitabdır, eldenip kalmasıyımız gerek. Şeriatlı kanunları hem de gebera var. Kançalı kertte alın bu sebebisin, eğer hılaf kısa onu rahat kılamız. Yani Suyuti'nin o yüzden kök hatalar saldırı buladı bu meselede. Yani men o kişinin pes görüştüğü için, abrosunu kemertiştiği için, ya ki ilmi az diye mesele etmeyip ben, silahı agahlantıştığı için. Fikirler iskeyin busun, müteassimliği diyen keserliğe yolukmayılar, kaysa alın bu sebebisin, bana şu kanundur hem de gel. Uza etkenlik için uzudan kilitirip hala uzuya hüccet kılarız. Lekin elbette bu alimlerin hataları az. Darmakla sen edigen deriz. Lekin yaş tarafları köp. Biz azı Celalayn tafsirini okuyup biz Celalayn tafsiri en yakşı tafsir digen fikir demez.
En muhtesar tafsir diyen bu fikirler. Kısa yine tafsir ve meşhur ahl-ı sünnet tafsirlerinden ve ikincilerde hataları var. Hatalarını tuzatik etti yapacağız elhamdülillah. Yani tuzatik etti oramız. Allah-u Teala bütün ulamalarının hatalarını keçirsin. Hatasını görsün. Hakikaten duakla ötük etti oramız. Hiç kaçan biz ötken ulamalarını hakarat kımıyımız. Ularge hürmetsizlik kımıyımız. Lianna zahir el ayeti أن أي عظم من البقرة ضرب به القاتل أعاد إليه الحياة وبين عن قاتله. Çünkü ayetin zahiri şu ki o şey sigirden kaysi azab olsa bulsun şunlardan ölük uruldu ve ölükke kiyin hayatını Allah Teala kaytarıp verdi. Kim bu ölük uzun katılını beyan kılıp verdi. Ayetin zahiri şunu et yaptı. Kezalike el-ihyahu. Mana shunday tiriltirishlik bilan yuhillahul mauta o'liklarni tiriltiradi va yurikum ayatihi o'zining oyatlarini mo'jizalarini sizlarga ko'rsatadi. Dalaila qudratihi ya'ni qudratining dalillarini sizlarga ko'rsatadi. La'allakum taqilun aqllaringizni ishlatishlaringiz uchun. Tadabburuna ya'ni tadabbur qilishlaringiz uchun. Tadabbur nima degani ishlarning oqibatini o'ylashlik. İşte akıbatı ne buladı? Ehtiyat bulayım. Yukarıda etkenimizi hata kımayın, ertege çıkardı barıdır. فَتَعْلَمُونَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى اِحْيَاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَادِرٌ عَلَى اِحْيَاءِ نُفُوسٍ كَثِيرَةٍ فَتُؤْمِنُونَ Yani bilesinler ki, bir nefsini tırıltırıştıkça kadir bu gezzar, köpkine nefslerini, köpkine insanlarını hem tırıltırıştıkça kadirdir, şimdi yıkılıp iman girdirasınlar. Demek ki ölgenden ki tırıltırıştık hak iken. Yani bu kıssanı takipte cüze katta bir hikmet yaptı bana. Yani kör hikmetler var. En kattasını ve ülgendenkin tırlışlıkke iman getirişlik. Allah-u Teala bunu insaniyetinin hayatı da şu dünyada gösterdi yaptı bana. Bu ne vakiyeler cüze köp ötken. Az Bakara suresindeki yani birincisi bana şu. Birincisi şu. Aslında bu ikincisi sablanan Adam Aleyhisselam diye yaratılıştaki birincisi. Allah Teala layiden bir insanı yaratıp onun ruh kürküzü yaptı. Hani hiç bumayan, aldığından bumayan nefsini yaratıp trikke elentir yaptı mı? Şimdi böyle kırpakka elenip gitken nefsini kayıtladan tekrar tırıltırıştık bundan göre asan rahkü. O da hemen Allah ki asan. Lakin yok nefsini payda kılıçtan göre bokturup büzülgen ki yok algen sen tapış asan rah. İki nasıl yani Allah'a kıyasan? Yani madem ki insanlar Adam Aleyhisselam'ın Allah tarafından yaratılgenliği, turfağına yaratılgenliğine kabul kıladı. Neme gerekti ki kıyamette hayata tırlışımızda işeniş miydi? Neme gerekti onu kabul kılmıyordu? Kabul kısa, neme gerekti cennetke kirişlik hareket kılmıyordu? Neme gerekti cehennemden saklanıştık hareket kılmıyordu? Cennetke hareket kılmazdan, cehennemden saklanıştık hareket kılmazdan yürüyüşlükleri ularının ahiretke imanı yokluğu ya ki imanının zayıflığını gösteriyor. Allah Teala bu kıssanın ahirde etti ki şimdi kılıp Allah Teala sizler gözünün mucizelerini ayetlerini gösterdi. Akıllarınızı işletişleriniz için. Bu kıssada hikmetler köpüdür. Yani köp meselelerde ürgenlik. En kettesi bana şu ürgenlikin tırlıştık meselesi. Hayatımızda bunu yaptık. İnsaniyeti tarihte öptü bana. Bakara Suresi'nin ikinci mesele bu. Aleykeladan İbrahim Aleyhisselam kuşlardı öldürgenliği, ular tırılgenliği, Zekeriya Aleyhisselam'da tırlışlığı, ölgenden keyin. Bunların hepsi kıyametinin haklılığını gösteriyor. Ölgenden keyin kayıtta tırlışlık haktır. Şunu ispat kılıyor Allah-u Teala. Allah Subhanehu ve Teala kahlese doğrudan doğru mesela Musa Aleyhisselam getirdi ki Musa bariler men ölüyle tırıldıramen sizlerge ayettir bir adı. Bize kadırıdır. Hemen toplanırdı da Allah-u Teala onun kudreti bilen ölüyle tırıltır aradı. Ya ki sen Musa getirdi ey Musa sen bana ölüyle etkin kum biiznillah deyin Allah'ın izniyle tür giyin sonra gün hemen sana ayettir bir adı desen buna ne de? Lakin Allah-u Teala'nın hikmetine karayın ki mal soy işlikçe büyüdü yaptılar. Ve şunca meseleler ki çıktı. Şunca meselelerde öğrendik biz. Bizge fayda böyle yaptı da.
Ve Allah subhanahu wa ta'ala dünyadaki nesnelerini birbirine bağlayıp, uzahan nesliye kadir bu cehalette. Doğrudan doğru kısa, en yasanı Allah ta'ala şu, lakin dünyadaki nesnelerini birbirine bağlayıp. Bu, dünyadaki nesnelerinin birbirine bağlılığı bize adab koymasın yani. Allah bu ilim diyen çünkü yaptı bizge. Mesela hazırki dahriler, kamunistler, Allah ta'ala'nın inkar kıyanda etçedi ki, karab, mene dünyada hem mesele birbirine bağlı, mükemmel bir nizam var, uzun uzun kit yaptı. Bunu başkarı uçuge hacet yok, deyişeydi. Peki mene Allah ta'ala bu ülkede tırıltır yaptırken de, hanese doğrudan doğru, ya ki Musa'nı cüneti, Musa tür digin tür uğradı. Deşlikke kadir edin, leken kaynar sigir soyuylar ve şu sigirde uğruylar yaptı. Dünyadaki nesilede bağlı yaptı birbirine. Hani taştan su çıkarken de hasemine uygun diyordu. Allah Teala dedi ki kullarım ben her nesilde uzun doğrudan doğru kılıçdik ki kadir bugün halatımda dünyadaki nesilede birbirine bağlı gelmem. Sizler onge ellerim kalıyorlar. Bu katta hakikat bu. Şu dünyadaki nesilede birbirine bağlılığı Allah'ta kançalık büyüklüğünü, uluğluğunu gösteriyor. Allah kıyan şunu. Mükemmel bu nizamını Allah kıyam. Biz bu nesane görüp durup Allah'ın inkar kılıçlıymaz, imanımız ziyade buluşmak gerek. Fakat kezdereke yuhyillahul mevte. Şimdi kılıp Allah Teala ölüklerini kılıçlardı. İki de tafsiri var. Biri, bana görüp durgenlerizdik tertip bilen, bana nesneleri birbirine bağlayıp durup ölüklerini kılıçlardı Allah Teala. İkincisi, kıyamette ölüklerini kılıçlayan şimdilik. Bana bu ölgen idi. Sizler bunu kayıtta tırılıp getirişliği akıldaki iki gelmiyordu. Ulan Musa Aleyhisselam'la onu soruşmaya geldi. Fakat katil kimliğini ayırtıp verin diyordu. Karim ölüyü de uzayı getirtirdi. Allah hikmetine karim ki ölüyü de uzayı getirtirdi. Ölüyü gözü tutup ayırtmıyordu. Sen öldürdün ki beni falan falan kıldın ki. Hayran kaldı katil kalan. Hepsi kıyamette en şunu değil mi? Kıyamette en Allah'ta olarak tırıltırdı. Şimdi her kim şahit bu ayeti bir oranı ki bu dünyada en kalın dost biz bilen kaçı günahlar kıyken bu siz kıyamette hemasını ayeti bir oranı. Hemasını ayetme kaçı yarınlar iltibas dostu dik ki biz hemasını ayeti bir oranı. Uciz azalarız ayeti bir oranı hemasını. Hemasını ortaya çıkardı. Hemasını tırıltıradı Allah Teala kıyamette. Şimdi birinci tafsirge göre ve yurikum ayetihi. Sizlere Allah'tan uzun mucizelerini gösteriyor. Ayetlerini, hüccetlerini, ayetin diyeceğine hüccet, delil, mucize diyeceğine çok manalara da anlatırlar. Yani burada hem aslında Allah'ın mucizeleri ayetihi diyeceğinde biri şu, böyle şu vakiyedeki bu yenlerseler ikincisi ayetin cemkirdi ki bundan aldığın taştan su çıkardı, denizde açtı, firavunda helak kıldı asmandan men ve salvanı çürdü. Şu ayetlerini gösterdi yaptı sizlere. Ne için? لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ akıllarınızı işletişliği için diyordu. Demek İslam bizde aklımızı işletişliğimizi büyürü yaptı. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ akıllarınızı işletiler diyordu. Kafirler dedi ki İslam dini akılge hılap duyan din diyordu. Ve dinde düşünmeye müllelerimize dedi ki Kur'an-ı Hadis akılge doğru kemiydi diyordu. Akıl ile Kur'an-ı Hadis zıt. Akılge eriyeşmeyler deyiz. Yani, bu ne doğru meseleler var. Kur'an-ı Hadis bize aklımızı işletişlikke büyüren. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ deyiz. Akıllı işletişlik gerek. İnsan kaçan hata kıladı? Kur'an-ı Hadis'e hılap halette aklını işletse şimdi hata kıladı. Biz aklımızı Kur'an-ı Hadis'e muvafık işletsek necat yapalımız. Ve şunu bilin ki hakiki, sağlam akıl hiç kaçan Kur'an-ı Hadis'e hılap kılmıyordu. Sağlam akıl, mükemmel akıl Kur'an-ı Hadis'ini daim tasdik kılardı. Lekin buzuk, aldengen ve nakıs akıllar ise Kur'an-ı Hadis'e hılap bugün de sana kabul kılardı. Şunun için biz akılge suyanmıyorlar degen de nakıs akılge suyanmıyorlar diştiğimiz gerek. Hata akılge suyanmıyorlar. Lekin akıl aslında hakikaten neydi? Hakka yürüyordu. Akıl hiç kaçan hakka kılap bu yönesini kabul kımıyordu. Şunun için Allah Teala لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ diyordu. Şayet ki akılları işletseler istiyordu.
bir qayd qo'ymayapti-ku. Demak, aql aslida yaxshi narsa ekan. O'zi aql nima degani? Aqlun degani bog'lamoq degani. Iqol. Qani itga aytiladi, iqol. Aqlun bog'lamoq. Hajrun degani qattiq qilishlik degani. Aqlini ishlatyapti degani o'zini bog'layapti degani. Ya'ni gunohlardan qaytadiyapti degani. O'zini man qilyapti degani. O'zini yaxshiliklarga bog'layapti degani. O'zini o'zi qo'lga olyapti degani. Shuning uchun ya'ni kofirlarning fitnasiga aldanmaylik va chalamullalarimizni ham gaplariga ishonmaylik. Agar Qur'on hadisda aqliy narsalar yo'q, nimaga yo'q aqliy narsalar? Qur'on hadis hech qachon aqlga xilof kelmaydi. Hech qachon. Balki aqlni rivojlantiradi Qur'on hadis. Aqli ziyoda bo'lish xolasiz Qur'on hadisdan shug'ullaning. 74-chi oyat. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون كين سنرى أشندن كين Ya'ni o'likni tirilganligini ko'rganlaringizdan keyin, Allohning mo'jizalarini ko'rgandan keyin ham qalblaringiz qotdi, qosat qatib ketdi va qora bo'ldi degan ma'noda. Qalblaringiz kal hijaroti toshdekdir. Avashad duqosvatan yoki qattiqligidan undan ham battar, toshdan ham battar. Va albatta toshlardan ba'zilari borki, ulardan daryolar otilib chiqadi. Va yana toshlardan ba'zilari borki, ular yorilib, undan suv chiqadi. Va toshlardan yana shundaylari borki, Allohdan qo'rqqanidan qulaydi. Yahbitu ziyada tushadi degan, tepadan pastga tushib ketadi. Va Alloh sizlarning qilyap turgan amallaringizdan غافل امس دف تفسير ثم قصد قلوبكم ايها اليهود اي يهود لذي يبت الله تعالى سنرى قلب لرنجز تشكت صلبت عن قبول الحق حقن قبول كلش ليدن قطر بقال حقا چلي يبرلسن حقا چلي چخرلسن قلب لرنجز تأثير كما يبت قشن قندي حالت من بعد ذلك المذكور من يحيى القاتل وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْآيَاتِ Haligi öldürilgenini tırtırışlik ve ondan aldığı ayetler, mucizeler öttü, taştan su çıkarışlik, asmandan tayyar sağımlarının küçülüğü, şülerden ki yine hem, karim. Hiç de seni bilmeyen insan kalbi kattıklıksa, onu siz mazur görüşürüz mümkün. Bilmek de beş ara, hiç de sana haberi yok diyorsunuz. Peki ben Esra'lı için çenesilerde közü bile kördü, uzları yaşayaptı, üstülerde bürüt yürüptü. Çünkü nimetlerde körüp, bülüp, türüp, yanasılarda kalbe ıskat diye, haktı kabul kümeydiken bu kaldılar biz. Bütün insaniyet Allah'tan korksun. Çünkü mucizelerini körüp, türüp, demeyi yana kalbe kattılık kıladı. Yani biz mesela aytmaylik ki biz Bani İsrail'e o'xshab ko'p narsalarni ko'rmayapmiz demaylik. Biz ham ko'ryapmiz. Osmonga qarang mana. Allohning mo'jizasini ko'rasiz. Daraxtlarga qarang. Insonni ko'ring yaratilishligini. Onaning qonida qanday paydo bo'lyapti, dunyoga qanday mukammal bo'lib kelyapti va boshqa-boshqa holatlarni ko'ring. Hayvonlar, qushlar, baliqlar olamiga qarang. Allohning mo'jizalarini ko'rasiz. Nimaga shuncha mo'jizalardan keyin yana qalbimiz qattiqlik qilyapti, taqt qabul qilmayapti? Sahyakal hijarati fil qaswati. Qalblaringiz qattiqlikda toshdaydir deyapti. Kal hijarati. Aw ashaddu qaswatan minha. Yoki toshdan ham battar deyapti Alloh taolo. Ya'ni aslida insonning qalbi qattiqlashib borib-borib toshday bo'ladi, keyin toshdan ham battar bo'lib ketadi. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ Albatta ular deyishida, toshlar deyishidan
Bazıları var ki daryalar atılıp çıkardı onlardan. Ve inne minha lema yeşşakkaku fihi idgamu ta fil asli fi şin. Yeşşakkaku aslında yeteşakkaku bu ya. Lekin ta harfi şinge idgam bu ketti. Yeşşakkaku bu ya. Feyahrucu minhul ma taşlar yarılatta içinden su çıkardı. Ve inne minha lema yehbitu yenzilu min uluvin ila asfal min haşyetillahi. Allah'tan korkup tepeden pasket çıkardı. وَقُلُوبُكُمْ لَا تَتَأَسَّرُوا وَلَا تَلِينُوا وَلَا تَخْشَعُوا وَهَلَنْ كِسِلَرْدِ قَلْبْلَرِ اِزِسَا Hiç tahsillenmeydi, yumuşamaydı ve Allah Teala'dan korkmaydı yem. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعَمَلُونَ Allah Teala akıl yaptırırken amellerinizden gafil yemez. وَاِنَّمَا يُوَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ Allah Teala amellerinizi kör yaptı, lakin bir deneye cezanı verme yaptırmaya vaktlerinizi geçiştir yaptı, acellerinizi geçiştir yaptı Allah Teala. Her nesene uzun vakt saati var. O fi kıraatin bir tahtaniyeti, bir kıraat ise tahtaniye, yani pasta kiladı. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِينَ عَمَّا يَعْمَلُونَ burası. Ulanın kılıyattırken amellerden Allah-u Teala gafil emezdi. Lekin o fihi iltifatun alil khitab. Bir deyle muhataplikten iltifat buluyordu. Gayb göçlik. ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ كِنْ قَلْبَرِسْ قَتْتِغْ بُلْدِ Dittirip ahirada eğer وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ siz muhataplikten gayb göçlük yapıyor burası. Bu gerçekleştik üslubları, yani belagat, fesahat, mani ilimlerine tekisli meseleler bunlar. Yani gerçekliğin tesirini küçültüledigen üslublar. Yani kengirah tesir kıladigen bu sek, Allah Teala yaptı ki, ey insanlar üyeliler. Avara ben İsrail, İslam ahli ve bütün insaniyet. Şunca meselelerden ki kalpleriz katıp gitti ya. Şunca meselelerden. Hakikaten kalbimizin hayata kattı. Sahabelerin hayatı yakarın. Peygamberimiz Aleyhisselam vasıtı geldi. Sahabeler yaş baladık yığılışardı. Yaş baladık hıkkırlar yığılışardı. Mescid ulardı yığısını avazından tolup gitardı. Mescid titrep gitardı. Lerzegen şu an sahabelerde yığılışardı. Sahabeler Allah'tan korkanlığıyla namazlarda yıkılıp düşüyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam uzlarına etmişsiniz mi? Keçesi tahaccüdde şunçalık yok namaz okurdular ki ayakları işip gitarırdı, tavanları yorulup gitarırdı. Lakin bizim kalbimiz kattık ki dünya kılıyatına hizmetlerimiz az, ilmimiz az ama hatırcam yürüp biz dünyanı gam edemiz fakat. Ayın hiçbir topsek ve dünyavi ihtiyaçlarımızı tuldursak bas. Çünkü kursan bunu yürürlerimiz. Sahabelerde ilim alıyordunuz mu, davet kılıyordunuz mu, dünya hizmet kılıyordunuz mu, yok mu? Onun gamını yemeyiz. Kaltı kattıkları ki şu. Sahabeler şunca ilmi, hizmeti bugün halette korkuşardı. Ebu Hanife İmam-ı Azam'da karim, şunca lekette alın ve daim din hizmette buluncaya karamasında her gün keçesi durup, teheccüd okup yığılardı. Bizde şey bizde. Hiç kalsınız yok. Allah'a diyordu ki, kim kalbler katı gitti ya diyordu. O kalpler taştı ya ki taştanan battar diyordu. Taşan tahsillenen diyordu Allah Teala. Bazı taşlar var. Şimdi bu taşlar ki Allah'tan korkanıdan tahsillengenliğinden taşlar yarılırdı. İçinden deryalar atılıp çıkardı. Mesela şelaleler. Şelaleler hepten fayda buluyordu. Tağlarda, tağdan su çıkıyordu. Karim. Tağ su membesi mi ki bu mesela? Taş dişinden sular atılıp çıkıyordu. Peki başka, şimdi balen tağlarına su, taştan bugün tiferikler var. Dünyada şu yerler var, basır, şunun içinden su atılıp çıkıyordu. O mesela en yumuşak yerler çöller. Şöyleden çıksın, belki adli ve turpaklı yerlerden çıksın. Küp önce Allah'tan taşları içinden çıkarıyordu sular. Bazı şimdi taşlar var. Ve bazı taşlar esemde yarılatta, bundan su sızılıp çıkardı mesela bulaklar. Ne tağlar gibi basız, cildiren bulak akıyor. Ne ahtarı basız, bir taştan çıkıyor çıkıyor. Yani taş içinden çıkıyor. Taş ne yarılgen içinden su çıkıyor. Ve bazı taşlar var, tağdüste uzun uzun çıkıyor da taşıya. Kim kımırlattı onu? Tağdı kımırladı nasıl mı? Taş, ağır taş yani. Ve kiçine taş bozuyken sen şamaldan kımırlat getirsin. Kağıtta taş.
Fatih Ersan Oğuz'dan özü çıkıp giderdi. Bari bunu 20 tane adam götüremezse götüremeyiz. Bunu Şamal Khan ne düşünsün bunu? Demek ki şu yaptı şunlar. Bu tahrir demek ki yarılı yaptı. Allah'tan korkan eden, min haşiyetillah. Ve bir de Allah Teala kalplerinin türlerini yemek yaptı. Bazı kalpler var, bazı közler var. Allah'tan korkan eden köz yaşlar derya dek geledi. Bazı insanlar ben Kur'an-ı Hadis'te okuyanda, eşitkende, müzakere kıyanda şunu da yığılıyordu ki kutluşu şanala çıkıyor duruyen de deryalar kiliyatıyor de köz yaşları şerrine bakardı. Şunu diye kalpler var diye yaptı Allah Teala. Ben yani, törhül kalpte eti yaptı bir öbe. İkinci şunu diye bir kalpler, közler var ki bunlardan tamçılar, köz yaşlar çıkardı. Kur'an-ı Hadis'ten tahsillengen de yığılaştı başlaydı. Ve yani şimdi bir kalpler var, şimdi bir insanlar, bendeler var ki bunlar yığılamaydı. Lekin şu Kur'an'da işitken de ne, uzdan ketip kalardı, yıkılıp düşerdi. Onlar bir hattab keçer teheccüd namazı okuyup durup Allah'tan korkandan yıkılıp düşerdiler. Yüzü bile yıkılıp düşerdi. Sahabeler dedi ki sahabeler Peygamberimiz Aleyhisselam'da namaz okuyup durgenleri de Allah'tan korkandan yıkılıp düşerdiler. Yüzleri bile. Yani ki adamlar, mesela Arabiler, ya ki mihmanlar öylerdi ki, bunlar ne yapar bu dikin, açlı giden yıkılı yaptı mı ya, dihiş buldu mu ya, divan ama bunlar, bu hayran bunlar. Peki sahabeler Allah'tan korkanını yıkılıp düşer. Yani, siz öyleyin ki bu, hayatınızda birer madde namaz okuyup durup, ya Kur'an okuyup durup, Allah'tan korkandan yıkılıp düştünüz mü? Yıkılıp düşerdi, yan diye yıkılıp gittiniz mi? Hayatınızda bir armette. Ha? Bir atafizde gelen bir sorun ki sahabeler tez tez buladığın nefse size hayatınızda bir armette buldu mu? Bu mu yaptırıyorsun bu sen? Bazen yığılaştık geledi. Bazen yığılagenlerinizi esneysinler. Bir yığılagenlerinizdir. Bir vakiyeni içtir. Kur'an-ı Hadis'ten bir hadiste ki ayet içtir. Bir tahsirlenip getir. Yığıla varken siz o boğan o. Bunlar da elhamdülillah. Bazen. Ya dünya için yığılır oramız. Dünya için bu sayı kirli oranı şarırlar, gözyaşlar. Ama dini meselede bu üç arası bu mesele tültüncüsü geç şüp kalamız. Avaşa dukas vatan geç şüp kalamız. Tültüncüsü. Tahsillenmeydi yani. Düşündünüz mü? Taşlar tahsillene yaptı, sizi kalbis tahsillenme yaptı. Başka ayette Allah Teala yaptı. لَغَنْزَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Eğer biz bu Kur'an'ı taktan azıltı yanımız dedi, Allah'tan korkanı da meyde meyde olup gideriz yaptı Allah Teala. Yani, bu hakikat bu bir mübalağamaz, aşırı gafil yaptırırken yapmaz bunlar. Hakikatten hemşindik. Madem ki taşlar, tağlar bünçeli tahsillenip korksa, biz ne kadar korkma yapıyoruz Allah Teala'da? Ne kadar tahsillenme yapıyoruz? Bizi kalbimiz yumuşak neyse ki o. Ama kalp bana bunu terbiye kılmadığımız mı taştan batırıp geçişe mümkün eken. Biz özümüzü terbiye kılıyoruz. Bizim milletimiz aslında dinli yaşgıradığı muhlis bir millet. Ama Kur'an-ı Hadis'te işitkenimizde, sahabelerin hayatını işitkenimizde yığınamaydıken bu kanyamız ne kadar? Bizi köptürün mülleler şunu diye terbiye kılıyor. Yığılamaylar. Yığılasalarız hiç kim yok yerge bağırıp yığılaylar, yığılagenlerize hiç kim görmesin, avazlarize hiç kim değiştirmesin. Şimdi bir yerge bağırıyorlar. Bunda yerde şehir hayatı da kapanmıyorsunuz. Ya ormanda ortası gibi bağırsız gerek, ya çölde ortası gibi bağırsız gerek, ya bir takka çıkışız gerek. Yaka bağırganlayan korkasız, yığılamaya koyarsız ki. Eğer sen yığılasız, daha romanım arkadaşlar, rüyakarlı karaylar, yığılaşın. Ya tahsillensin, üyünge bağırıp yığla. Ne var hemen içine yığla yapsan deyiz. Şimdi biz hani özümüzü yığlamaklıkla terbiye kıyamız. Şimdi yığlık yapsa daha o kaytar olalımız. Yığlama. Ne var değil adamlar? Riyakar olup kalasın, günahkar olup kalasın de kaytar olup kalplerimizi taş kıtasın yalnız. Hangi tahsilli yapıları yapırsam yığlamayız. Bakara yaptır olalımız. Gözlerimizi katta açıp hüttü adlı yapıları 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 yapıları
bizim milleti yığılatamandı yağlandı. Eğer katlı hareket ise uzun bir huş bölü bir kıladı. Bizim millet yığılamaydı bana. Ben bu nesle her yılı Ramazan'da umrege bağışı hareket edemem. Ramazan'da haramda namaz okuyoruz. Kürdetemem de Araplar, Pakistanlılar, Malezyalikler ve başka başka Müslümanlar. Belki Afganistanlılar. Hala ki kıraat vakti de, hatmi Kur'anlarda. Ya ki vitirdeki dualarda, ya teheccüddeki dualarda şimdi bükürüp yığılıyordu. O da katta katta adamlar mesela, gaziler, baylar ya ki başka. Yavaş bana da iktisirat, kaldırat, bükürüp yığılıyordu geldiğini görüyoruz. Ulandı ki de, sefte her halinde kalkan tazı diye bükürgen kişiler var. Tahsillenmezden. Avazı yem çıkmıyordu, küzyası yem çıkmıyordu. Ve köpü Özbekler var. Özbekler yığılamaydı yok. Yani. Çünkü onlara ne doğru terbiye bugün de yığılamaylar, yığılamaylar. Yığılın, o yüzden yığılışı hareket edin. Örgütün o yüzden. Kur'an-ı Hadis okuluyordu, yığılın. Adamlarla ne işiniz var? Adamlar köredi mi, körmeydi mi? Adamlar körsün de bir yığılasız, riyakarlığın buladı. Siz Allah için yığılın, Allah'tan tahsillenip, kalbimizi çünkü terbiye kılaylık. Sahabeler Kur'an-ı Hadis'te işleyen de yığılaşırdı. Biz dünya için kendi yığılasaydı, onlar ahiret için şimdi yığılardı. Yani biz Özbeyler dünya için yığılaydı, bir hatası ölüp kalsa, olduğunu tutar mıydı, yığılırdı hadi. Hancı hadis giyken yığılamasız, bilemem, dedi, yani yığılırdı. Ne demek? Beş oranın içinde, hani yığıladı, toplu olup, toplu olup, tolup taş birken de çıkarış gerekti ama, ya bir üyüge ötketip kalsa, pülü yok alıp kalsa, ya bir koyu içkisi ölüp kalsa, yığılırdı çağırırlar. Hani ne doğru yerlere gidiyor. Daha bir hammamızda yığılış diyen bir garize var. Tabiat var. Onu uzun cahaya geçletin. Ahiret için yığılasız, dünya için yığılamaya koyarsın. Eytersiz dünyayı mesela da Allah verdi, Allah aldı değilsiz. Hani sahabeleri yokşak kalasız ki. Şunun için uzunumuzu terbiye kılalık. Yığılışı hareket kılalık. Karim Badr'de Peygamberimiz Aleyhisselam müşriklerine asir aldılar. Şunları öldürürüz mü ya onu ya fidye alıp koyuvarız mı? Pul alıp koyuvarız mı? Dün meşgara kılınken de umar etti ki öldürüvar yedik hemasını dedi. Ebu Bekir etti öldürmeyelik. Belki bunlar ki inçene hidayet ekledi. Ve hazırımızı, kısadımız zayıf. Pul alıyelik. Kısadi taraftan hem küşlenemiz. Diyen de Peygamberimiz Aleyhisselam ki Ebu Bekir'de gelip yaktı. Ebu Bekir'de gelip göre hüküm verdiler. Ki müşriklendi, asillendi. Onu ya fidye alıp, pul alıp koyuvardılar. Şimdi ayet nazıl kıldı Peygamberimizin malamat kılıp. Peygamber de hakkı yok idi. Fidye alıştık kendi. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam yığıladılar. Hata bu yanım için. Ebu Bekir gelip duradı. Ya Resulallah'ın yığılayıp duradı. Peygamberimiz ayet okudu. Dedi Ebu Bekir hem yığıladı. Hani hikayeleri yığılaşıp otururken de Umar gibi kaldı. Umar kelime ettiler ki nime yığılayıp duradılar. Ayetiyle benim yığılayın dedi. Eğer yığılayan mesela uzunu yığılayan ki okşatayız diye yaptılar. Yani, biz eğer Kur'an-ı Hadis deyişken de yığılayalmasak başta uzunumuzu yığılayan ki okşatayız. Terbiye kılaylık da sekin sekin yığılayalımız da. O zaman dünya için yığılabilir oramız. Hemimiz yani insanımız. Yığılaşı hissatımız var. Yığılayımız. Şu ahiret için buluşmak gerek. Din için buluşmak gerek. Şunda yaşlı bunları, 200 yaşlarız diker gitmeydi. Allah rızası için kökülüyen 200 yaşlarız için işte kapta sahabı verirdi Allah bana. Ama dünya için bulsa onun kapta hesabı bulurdu. Ne de bunun için yığılarıydı. Allah subhanahu ve teala hammamızıya sahabelerdik. Berkemal insan buluşmaydı, asan kısır, müyesser kısır.